Merhaba, bugünkü dersimizde daha önce yaptığımız si bemol ve do diyez çalışmalarının devamı niteliğinde olan bazı etütler var. Bu etütleri sizlerle beraber gelin teker teker ölçü ölçü işleyelim. 23 no'lu etütümüzde yine hep olduğu gibi dikkat etmemiz gereken yer donanım. Donanımına bakıyoruz etütün. Donanımımızda si bemol ve do diyez perdesi var. Bu demektir ki ölçü içerisinde, ilerleyen ölçüler içerisinde herhangi bir değiştirici işaret yoksa bu etütü çalarken basacağımız si'ler bemol, do'lar ise do diyez olmak durumunda. Bu bilgiler ışığında 23 no'lu etütü ölçü ölçü çalalım. Birinci ölçüye dikkat edecek olursanız eğer alt teldeyiz. Serçe parmağımız sol, ikinci parmağımız fa'da. İlk ölçünün çalımı şu şekildedir. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi. Dikkat etmemiz gereken yer yine mi'den sol'e yaptığım geçişte. Mi'yi tınlattım, zamanı geldi sol'ü bastım, ondan sonra mi notasındaki parmağımı kaldırdım. Eğer önce kaldıracak olursanız yine hep yaptığımız uyarıda olduğu gibi mi, sol, mi, sol. Kesilmiş olacak ses. Bir daha birinci ölçüyü çalacak olursak. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi. Daha yavaş çalalım. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi. İkinci ölçüyü çalacak olursak eğer, re, fa, mi, re, dikkat, do, si bemol, la, a. İkinci ölçüde, re, fa, mi, re, do diyez yukarıdan aşağı, si bemol notasının tezene vuruşu aşağıdan yukarı. Sonrasında bir dörtlük la notam var. La, ve. İkinci ölçüyü bir daha çalacak olursak. Re, fa, mi, re, do, si, la, a. İlk iki ölçüyü peş peşe çalalım şimdi. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi. Re, fa, mi, re, do, si, la, a. Biraz daha yavaş çalacak olursak. Üç ve dört no'lu ölçüleri çalalım. La, sol, la, si, do, la, si, sol. Buraya dikkat. La, sol, orta tel boş, altında sıfır rakamı var. La, sol, la, si, do diyez yukarıdan aşağı, la, aşağıdan yukarı. Burası önemli, dikkat edelim. Tekrar çalacak olursak. La, sol, la, si, do, la, si, sol. Orta tel boş. Üçüncü ölçüyü bir daha çalacak olursam. La, sol, la, si, do, la, si, sol. Dördüncü ölçü. La, sol, la, si, do, re, mi, fa. İlk dizeyi komple çalacak olursak eğer. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi. Re, fa, mi, re, do, si, la, a. La, sol, la, si, do, la, si, sol. La, sol, la, si, do, re, mi, fa. 23 no'lu etütün ikinci dizeyini çalacak olursak eğer. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi. Re, fa, mi, re, do, si, la, a. La, sol, la, si, do, la, si, sol. Birinci ve ikinci dizeyin ilk üç ölçüleri birebir notasıyla da parmak vuruşlarıyla da tezene vuruş yönleriyle de aynı olduğu için tekrar altına yazmadık. Bu durumda ikinci dizeyin son ölçüsü la ve la la. La, ve, la, ve. Şimdi etütü ağır bir tempoyla baştan sona hiç kesmeden, aksatmadan çalmaya çalışalım. Thank you.
etütleri ağır çalışırken çok melodik gelmeyebilir size. Bu çok önemli değil ilk başta. Hızlanmanız zamanla olacak. Ağır tempoda çalarken temiz çaldıktan sonra metronomunuzu beşer birim beşer birim artırıp çalışırsanız zamanla hızlanacak. Bu etütü biraz daha tempolu, biraz daha seri çalacak olursak eğer ifade daha net açığa çıkmış olacak. Etütün melodik ifadesi böyle bir şeydir. Daha tempolu çalacak olursak tabii. Biraz daha tempolu çalacak olursak eğer. Nolu etütü çalarken dikkat etmemiz gereken konular daha önce belirttiğimiz konuların birebir aynısı. Donanıma dikkat edeceğiz ve seri çalmaya çalışmadan önce etütü önce ağır bir tempoyla temiz bir şekilde çalmaya çalışmamız gerekiyor. Bu olduktan sonra zamanla hızlandırabileceğiz. Birden hızlı çalmaya çalışmayın. Yavaş yavaş önce ağır tempodan başlayıp zamana yayarak çalışmamız gerekiyor. Bu anlattığımız noktalara dikkat ederek gelin birlikte 24 nolu etütü ölçü ölçü çalışalım. 24 nolu etüte dikkat edecek olursanız donanımında yine si bemol ve do diyez perdeleri var. Ancak bunun dışında ne parmak numarası yazdık, ne tel numarası yazdık, ne tezene vuruş önlerini yazdık. Buradaki çalışmayı size bırakacağız. Artık dörtlük notanın hangi tezene vuruş yönüyle, sekizlik notaların hangi tezene vuruş yönüyle çalındığını artık biliyoruz. Buradaki çalışma sizin yapmanız gereken çalışma. Ama gelin beraber bakalım öncesinde. 24 nolu etütün İlk ölçüsü la si la sol la si do si. Buraya dikkat. La si la sol la si do diyez yukarıdan aşağı, si bemol aşağıdan yukarı tezene vuruş yönüyle. Bir daha çalalım. La si la sol la si do si. İkinci ölçüye bakacak olursak do, la, si, sol, la, ve, la, ve. Ölçünün sonuna dikkat edin, röpriz işareti var. Bu demektir ki tekrar başa döneceğiz. Eğer önceki ölçülerde röpriz işareti yoksa, ki burada yok. Bu demektir ki başa dönüp birinci ve ikinci ölçüleri tekrar çalacağız. Baştan alacak olursak ve röprizi de ekleyerek çalacak olursak. La, si, la, sol, la, si, do, si. Do, la, si, sol, la, ve röpriz, si, la, sol, si, do, la, si, sol, la, ve. Bir ve ikinci ölçüyü tekrar ettiğimiz zaman toplamda dört ölçü çalmış oluyoruz. Şimdi üç ve dördüncü ölçülere geçelim. La, si, do, re, do, si, do, si. Do, la, si, sol, la, ve, la, ve. Burada da röpriz var. Nereye döneceğiz? Daha öncesindeki röprize, yani türkünün etütün başına değil. Daha önce röprizi nerede görmüştük? Üçüncü ölçünün başında bir röpriz var. Bu demektir ki sonda gördüğümüz röprizden üçüncü ölçünün başındaki röprize dönmemiz gerekiyor. Röpriz var. Başa dönüyorum. Şimdi röprizleri de yaparak birinci ve ikinci, üçüncü ve dördüncü ölçüleri yani birinci dizeyi komple baştan sona çalalım. Röpriz var. Şimdi üçüncü ölçü. Röpriz var. Üçe geri dönüyorum.
24 nolaya tütün ikinci dizeyine geçecek olursak eğer. Yine röpriz var nereye? İkinci dizeyin başında bulunan röprize. Bir daha baştan alıyoruz demektir burayı. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, do, ve. Şimdi ikinci dizeyin üçüncü ve dördüncü ölçülerini çalalım. La, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, la, si, sol, la, ve, la, ve. Dikkat edin, burada röpriz yok. Etütün bittiği yerdir. 24 nolu etütü, tüm tekrarlarına dikkat ederek çalacak olursak. İkinci dizekteyim. Tekrarı var. Ve 24 nolu etütlerde dikkat etmemiz gereken yer yine daha önce belirttiğimiz gibi donanım. Parmak numaraları, tezene vuruşu, doğru oturuş, doğru bir metronomla çalışma. 24 nolu etütte dikkat ettiyseniz ne parmak numarası yazdık ne tezene vuruşu yazdık. Bunlar artık sizin bildiğiniz şeyler. Yavaş yavaş bunlardan kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. Hiç parmak numarası, hiç tezene vuruşunun olmadığı notalarla karşılaştığınız zaman kendiniz bilebilmelisiniz neyi nasıl çalmanız gerektiğini. O yüzden önümüzdeki derslerde artık bu işaretlerden yavaş yavaş arınmaya çalışacağız. Bundan sonra karşılaşacağımız notalarda yine bu işaretler olacak ama seyretmemiz gerekiyor bu işaretleri. Kendiniz bilmelisiniz artık hangi parmakla, hangi tezene vuruşla çalmamız gerektiğini. Bu bilgilere dikkat ederek çalışacak olursak başarı yakındır. Hepinize iyi dersler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.